Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Evet, zor bir yılın son günündeyiz. Son saatlerindeyiz artık. Bitiyor. Nihayet 2020 bitiyor. Evet, depremlerle, savaş ihtimalleriyle, baskılarla, gözaltılarla ve tabii ki pandemiyle, ekonomik krizle geçirdiğimiz o bir yılı, 2020 yılını geride bırakıyoruz nihayet. Dileyelim ki 2021 yılı 2020'de yaşadıklarımızın acısını çıkarabileceğimiz, daha fazla mutlu olabileceğimiz, daha fazla huzura kavuşabileceğimiz, daha fazla refaha kavuşabileceğimiz, artık sağlık konusunda herhangi bir soru işaretinin kalmayacağı bir yıl olsun. Peki, gelin biraz da muhasebe yapalım. Böyle bir ihtimal var mı? 2020 yılının son günündeyiz, son saatlerindeyiz artık. Peki, 2021 yılı için böylesi bir ihtimal görünüyor mu? Aslında 2020 yılının devreden bakiyesine baktığımız zaman bu ihtimale şu an itibariyle ne yazık ki çok uzağız. Şöyle başlayalım, hukuk alanıyla başlayalım. Hukuktan iki örnek verelim sadece sizlere. Bir, Aymin Selahattin Demirtaş kararına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aldığı tavır ve bu karara uymayız, bu kararı uygulamayız söylemleri bize hukuk açısından 2021'in nasıl geçebileceğinin işaretlerini veriyor. Öte yandan Anayasa Mahkemesi'nin son olarak Osman Kavala hakkında aldığı karar ve Osman Kavala'nın hala tutuklu bulunuyor olması da yine tıpkı AYM'nin kararına rağmen Demirtaş'ın tahliye edilmemesi gibi Osman Kavala'nın da tutukluluğunun devam ediyor olması bizlere 2021 açısından sadece hukuk için değil, kimi ceza davalarının ne amaçla ve nasıl yürürlükte kaldığını da gösteriyor. Bu nedenle 2021'de hukuk açısından da zorlu bir yıl bizleri bekliyor olacak. Tabii bununla bağlantılı bir diğer konu elbette ki dış politika. Dış politika dendiğinde akla gelen ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Joe Biden olacak 2021 yılının ilk ayından itibaren ve Joe Biden'ın göreve gelmeden önce Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı bazı değerlendirmeler vardı. Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğunda oturunca o değerlendirmeler birazcık da olsa değişecektir. Lakin 2021 yılı Joe Biden'ın gelişiyle birlikte özellikle devreden S-400 krizleri her ne kadar kısmi bir yaptırım gelmiş olsa da hala devam eden bir sürecin içerisindeyiz ve tüm bu süreç bizlere aslında 2021 yılında ABD ile ilgili de ve tabii ki dış politikada da zorlu günlerin bizleri beklediğini gösteriyor. Öte yandan Libya, Suriye, Doğu Akdeniz konuları da bir diğer gerginlik noktaları olmaya devam edecek. 2021 yılı içerisinde belki Libya'da yeniden savaş patlayacak, belki Suriye'de yeni bir operasyon adıyla çatışmalar yürüyecek ya da Avrupa Birliği hiç beklemediğimiz bir anda belki Mart ayında belki daha sonra Türkiye'ye yaptırımı uygulayacak. Zira Doğu Akdeniz'deki krizin giderek ağırlaştığını görüyoruz, devam ettiğini görüyoruz. Buna ek olarak Avrupa hukukundan, Avrupa'dan tamamen kopuşumuzun ilk işaretlerini de vermiş oluyoruz. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının henüz uygulanmamış olması. Siz bu konuşmayı dinlerken, Ankara Kulisi'ni dinlerken ya da izlerken hala uygulanmamış olması ya da Osman Kavala'nın tüm çağrılara rağmen tutukluluğunun devam ediyor olması, yine buna benzer siyasi davalar, gazetecilere ilişkin davalar Avrupa Birliği ile ilgili de zor ilişkilerin bizleri beklediğini gösteriyor. Ve tabii ki yine bu konuyla bağlantılı olarak ekonomi. 2020'de çok zor zamanlar geçirdik. Olmaz denilen ne varsa oldu ekonomide. Euro'nun 10 lirayı gördüğü, bir diğer yandan dolar kurunun 9 lira seviyelerinde gezdiği bir zaman dilimini yaşadık. Hani ex diyelim, ex Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çok beklersiniz dediği şey bu yıl içerisinde gerçekleşmiş oldu. Tabii kendisi koltuğundan oldu. Yeni bir ekonomi yönetimi, en azından yeni isimler ekonomiye getirildi. Faizler artırıldı. Bu defa ortaya çok şişirilmiş değere sahip Türk lirası gerçekliği çıktı. Peki 2021'de ekonomi alanında neler olabilir? Bu hem dış politikayla ilgili, hem savaş politikalarıyla ilgili, hem hukukla ilgili, hem de paranın nereye gideceğiyle ilgili.
2020'de ortaya çıkan ve 2020 içerisinde görüşülüp kabul edilen 2021 bütçesi bize paranın nereye gideceğini gösteriyor tabii ki. Sermayeye özellikle de garantili, geçiş garantili, hasta garantili, uçuş garantili yerlere gidecek. Lakin vatandaşa ne olacak diye soracak olursanız, tüm bu az önce aktardıklarımıza baktığımızda çok da iyi günler ekonomi açısından da beklemiyor. Tabii ki bir reform var ama bu reform sadece baktığımızda sermayeyi ilgilendiren bir reform. İşçiyi, emekçiyi, çalışanı, memuru, işsizi, yoksulu, köylüyü, çiftçiyi ilgilendiren herhangi bir şey yok. 2021'de de AKP politikalarına baktığımızda göremiyoruz bunu. Peki en önemli soru, 2021'de bizleri bir seçim bekliyor mu? Bu sorunun yanıtına muhalefet evet yanıtını veriyor. İktidar ise hayır, seçim 2023'te yanıtını veriyor. Peki bu sorunun yanıtını ne belirleyecek? İşte az önce saydıklarımızdaki ani gelişmeler belirleyecek. Belki ekonomideki ani bir gelişme, belki dış politikadaki ani bir gelişme ya da Türkiye'de hukuk sistemindeki ani bir gelişme, ittifaklardaki siyaset alanındaki ani bir gelişme Türkiye'yi bir anda hiç beklemediği anda erken seçime de sürükleyebilir. AKP iktidarı her ne kadar 2023'te olacak dese de Türk siyaseti, Türkiye siyaseti 2021 için seçimi öngörmeye başladı. Bakalım bu öngörü gerçekleşecek mi? Şimdi bunların kısa bir özetini geçtik. Elbette ki bu bizi umutsuzluğa sevk etmemeli. Umut her zaman var. Umut her zaman da olmalı. 2021 içinde bu umutları taze tutacağımız ve bu umutları gerçekten yaşayacağımız bir yıl olsun diyelim. Ve bugün Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında 2020'nin son yayınını gerçekleştirmiş olalım. Yeni yılda görüşebilmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.